AK Parti'de çok önemli görevlerde bulunmuş isimlerdi. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Şimdi bir yol ayrımı olduğu anlaşılıyor. Evet. Görüş ayrılıkları var. Evet. Nasıl bir sonuç yaratır Türkiye siyasetinde? Çok deneyimli bir siyasetçisiniz siz de. Şimdi bunlar AK Parti'nin BOPEŞ Başkanlığı döneminin kalıntıları ve ekonomide de Amerika'dan dayatılan programı bir süre sürdürdü ve şimdi o program tıkanmış, çıkmaza girmiş durumda ve AK Parti bölündü. Nasıl bölündü? Asya'ya, Avrasya'ya yönelen ve Amerika'ya karşı bağımsızlığı savunma eğilimine giren Tayyip Erdoğan yönetimiyle eski Amerika planlarının çerçevesinde kalanlar, ki onları siz saydınız, Abdullah Gül, Ali Babacan beraberler zaten, Davutoğlu. Milli değiller, milli görmüyor musunuz? Değiller. Çünkü ben yani Sayın Abdullah Gül'le bundan yıllar önce CNN Türk'te bir program yaptığım zaman bu eleştirileri reddetmişti. Yani bir parti kurulacaksa bu milli bir parti olur ve ben dışarıdan bir şeyle telkinle bir parti kurmam demişti. Nasıl milli olacak? 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma yaptığını Powell'la bizzat kendisi 24 Mayıs'ta Vatan Gazetesi Sertoğlu'na söyledi. Bakın 2 Nisan 2003 günü Powell Türkiye'ye geliyor. Ondan sonra 2 sayfa 9 maddelik Abdullah Gül onunla bir gizli anlaşma yaptığını söylüyor. Kendisi itiraf ediyor. Diyor ki Sertoğlu'na Sayın Abdullah Gül, senin şu oturduğun koltukta var ya diyor. Orada diyor Powell oturuyordu diyor. Biz onunla diyor 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma yaptık. Bakın şimdi hala aradan ne geçti? 16 yıl geçti. Ben tekrar onu gündeme getiriyorum. O gizli anlaşma ne? Abdullah Gül hangi gizli anlaşmayı yapabilir? Tamamen yasa dışı. Ve bu bir hizmet sözleşmesidir. Yani Abdullah Gül diyor ki ben hizmet sözleşmesi yaptım Amerika'ya. Yani böyle bir şey mi söylüyor Sayın Gül? Böyle bir şey söyledi mi? Söyledi. Ben bilmiyorum bunu. Şimdi bakın bu anlaşma Sayın Özden Örnek'te Deniz Kuvvetleri Komutanı vardı. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'da var. Devletin kasasında duruyor. Sayın Tayyip Erdoğan'da da var. Bakın ben buradan Sayın Tayyip Erdoğan'ı o gizli anlaşmayı Türk milletine ilan etmeye davet ediyorum. Buradan Abdullah Gül'ü de davet ediyorum. Şimdi siyaset meydanına Abdullah Gül çıkmadan önce bir kere o 2 sayfa 9 maddelik anlaşmasını ilan etsin, açıklasın Türk milletine. Siz Türk milletinden, Büyük Millet Meclisi'nden, hükümetten gizli nasıl anlaşma yapabilirsiniz? Bunun içeriğini de söyleyeyim. Kürdistan özerk olacak. Kıbrıs'ta Rauf Denktaş tasfiye edilecek. Ondan sonra Kürtlerin demokratik bilmem ne hakları, hukukları verilecek şeklinde. Yani bu Amerika'nın meşhur BOP planı, Türkiye İran'a karşı Amerika'nın şeylerinde, planlarında yer alacak şeklinde 2 sayfa 9 maddelik bir anlaşma. FETÖ'nün siyasi ayağı diye herkes muamma var değil mi? İşte FETÖ'nün siyasi ayağı Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu. FETÖ'nün siyasi ayağı bunlar. Yani şu an için böyle bir iddia mı ortaya atıyorsunuz? Ya şimdi bunlar belki bir Fethullah Gülen'e böyle doğrudan doğruya emir komuta ilişkisiyle ne kadar bağlı olduklarını bilemem ama onunla birlikte hareket eden siyaset adamları, yani isimlerini de vereyim. Efendim Ali Babacan, Abdullah Gül, Davutoğlu. Ya bunlar o ekolün içinden gelen insanlar ve AK Parti içerisinde de o Fethullah Gülen cemaatini, örgütlenmesini temsil eden şahıs. Bunların onunla beraber oldukları o kadar açık ki bugün AK Parti'den koparılışları bile FETÖ'ye yakın olduklarının çok önemli bir kanıtı. Yani sonuç itibariyle AK Parti'den niçin koparılıyorlar? AK Parti Asya'ya doğru gidiyor ve Amerika'ya direniyor bu hükümet. O zaman Amerika'da kendi operasyonunu yapıyor ve bu şahısları AK Parti'den kopartarak yeni bir parti, 2 tane parti oluşuyor. 2020 yılı Türkiye için son derece ciddi ve istikrarsızlıklar maalesef şey yapan, öngörülebilecek bir yıldır. Hatta 2020 yılı sonbaharında bir erken seçim olması da bence muhtemeldir. 2020 yani, gelecek yıldan mı? Bir yıl sonra diyelim. Yani çünkü şimdi bakın Kasım, Aralık, Ocak falan buralarda ekonomide önemli problemler yaşayacağız. AK Parti'nin de bunu tespit ettiğini sanıyorum. Tespit etmemesi mümkün değil. Yani bu ekonomiyle AK Parti Türkiye'yi tek başına artık devam ettiremez, yönetemez.